28 Ekim 2021 Perşembe, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da saatler 30 Ekim Cumartesi gününü 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece, yani pazar sabahı 3'te 1 saat geri alınacak, Avrupa kış saati uygulamasına geçecek. Türkiye değişiklik yapmadığı için Almanya gibi Orta Avrupa ülkeleriyle saat farkı yeniden 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Kış saati elektrikten tasarruf için uygulanıyor. Ancak Avrupa Parlamentosu geçen sene bu değişikliğin kaldırılması yönünde bir tavsiye kararı almıştı. Karar üye devletlere bırakıldı ancak henüz bir uzlaşma sağlanamadı. Araştırmalara göre her iki kişiden biri de saatlerin ileri veya geri alınmasından şikayetçi. Almanya'daki yeni vakalar 28.037 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık 12.000 artış var. İnsidans 130 gittikçe artıyor. 1.800 kişi şu anda yoğun bakımlarda tedavi altında. 5.000'e yaklaşırsa endişe bu. O zaman hastanelerde alarm veriliyor. Hastaneler Birliği hastaneye yatırılan kişi sayısının bir haftada önemli ölçüde artmasını bekliyor. RND'ye konuştu Başkan Gaz. Artış bu şekilde sürerse yoğun bakımlarda 3.000 hastamız olacak dedi. Eyaletlerdeki durum arasında da ciddi farklar var. En çok vaka görülen eyaletler Thüringen, Saksonya ve Bavyera. En düşük insidans ise Schleswig-Holstein'da. Aşılama eğer bu düzeyde kalırsa Robert Koch Enstitüsü kışın insidans değerinin 400'e kadar çıkmasını bekliyor. Jens Spahn güçlendirici dozu olduğunu açıkladı. Kış için korumanızı arttırın, herkese yetecek kadar var dedi. Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Sözcüsü Hafke ise güçlendirici doz önemli ama 3. dozu ikinciden tam 6 ay sonra yaptırmak da gerekli değil. Telaşa mahal yok, koruma bir düğmeye basıldığında kaybolmuyor dedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 4. doza izin çıktı. 3'ü geçtiler, 4'e başlıyorlar. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler 4. dozu da yaptırabilecek. Hiç olmayanlar da var. Sağlık Bakanlığı Forza şirketine bir anket yaptırdı. Bugüne kadar aşılanmayanların %65'i önümüzdeki aylarda da kesinlikle aşılanmayacağını söyledi. %89'u yoğun bakım kapasiteleri dolsa bile fikrini değiştirmeyeceğini savundu. %75 hediye verseler de olmam diyor. İnsanları aşılamaya teşvik etmek için ilginç yöntemler de uygulanıyor. Thüringen'de bir şirketin sahibi aşılanmayan çalışanların fotoğraflarını çalışanların dinlenme odasına astı. Çalışanlar fotoğraflarının asılmasına gerçi onay vermişler ama olay medyaya yansıdıktan sonra patron ölüm tehditleri almaya başladı. Rakamlar sürekli artıyor ama pek kimse ciddiye almıyor. Ünlü virolog Sisek NDR yayınında konuştu. Alışmışlık dönemine giriyoruz. İnsanlar salgınla ilgili rakamlara alıştılar. Yanlış bir güvenlik duygusuna kapıldık dedi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery de salgının aşısızlar arasında hızla yayıldığını söyledi. Augsburger Allgemeine'ye konuştu. Hastanelerdeki yüklenme artacak. Çok sayıda doktor ve hemşire aşı karşıtlarından bıkmış durumda, yoğun bakımlarda çalışmak istemiyorlar dedi. Salgın acil durumu Kasım sonunda sona erecek ancak önlemler Mart ayına kadar sürecek. Sağlık Bakanlığı Mart ayında artık normal hayata dönüleceğini düşünüyor. Ancak aşılara dirençli yeni bir varyant çıkmazsa. Almanya'da yayınlanan bir araştırmada ise Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen A30 varyantının ağır mutasyon geçirdiği için antikorlardan etkilenmediği ortaya konuldu. Umarım bu varyant yayılmaz. Kimse en başa dönmek istemiyor. Almanya'da enflasyon da son 28 yılın rekorunu kırarak %4.5'e yükseldi. Geçen ay 4.1'di. 1993'te Ekim ayında %4.5 ölçülmüştü. Dar gelirlilerin hissettiği enflasyon çok daha yüksek. %10-15 bandında tahmin ediliyor. Çünkü enerji fiyatları %18 arttı. Gıdada da ciddi artış var. Uzmanlar enflasyonun sene sonuna kadar %5'e çıkmasını bekliyor. Almanya'da işsizlik ise azaldı. %5.4. İş ajansı işsiz sayısının geçen seneye göre 383 bin düştüğünü açıkladı. 2 milyon 377 bin kişi şu anda çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. 2020 gelir vergisi beyanı içinde son günler 31 Ekim'e kadar beyan yapılması gerekiyor. Eğer bir vergi danışmanıyla çalışıyorsanız bu süreyi önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar uzatma şansı var. Salgın döneminde evden çalışanların vergi indirimi alma ihtimali de yüksek. Birçok şey vergiden düşülebiliyor. Maalesef insanların çoğu vergi beyanı yapmadığı için her sene milyarlarca avro devlete kalıyor. Kimler bu işleri iyi biliyor? Yüzlerce danışmanı, mali müşaviri, avukatı olan holdingler, karteller,
Onlar allem ediyor, kallem ediyor, Bugu Bugu adalarına şirket kuruyor, bir şekilde vergiden kaçınıyor. Vergiyi yine biz ödüyoruz, sıradan insanlar ödüyor. WhatsApp'te bu aralar yine yalan haberler dolaşmaya başladı. Salgın başında helikopterlerden ilaç atılacağı yazılıyordu. Şimdi de Kuzeyren Vestfalya'da benzinin biteceği, bazı şehirlerde yakıt kalmadığı yazılıyor. İşletmeciler bu bilgileri yalanladılar. İngiltere'de nakliye sorunlarından dolayı benzin istasyonlarında yakıt kalmamıştı. Bu doğru ama Almanya'da henüz öyle bir sorun yaşanmadı. Avusturya'daki vaka ortalaması 3700'e yaklaşmış durumda. Viyana'da yoğun bakımlarda tedavi görenlerin %90'ının aşılanmamış olduğu açıklandı. Salzburg 3G yerine 2.5G uygulamayı planlıyor. Bu durumda artık hızlı testler geçerli sayılmayacak. Viyana'da da Noel pazarları 2.5G ile açılacak. Freistadt bölgesinde yarından itibaren çıkış için sertifika istenecek. Belçika'daki vakalar geçen haftaya göre %75 yükseldi. Günlük ortalama 3700. Brüksel ve Valon bölgeleri seyahat haritasında yeniden en yüksek risk kategorisi olan koyu kırmızıya çevrildi. Belçika'da enflasyon da yükseliyor. 4.16 olarak açıklandı. Artışta doğalgaz ve elektrik fiyatları etkili oldu. Hollanda'da vakaların arttığı bir diğer ülke, son 24 saat içerisinde 7700 yeni vaka var. Sayılar en son 5 ay önce bu kadar yüksekti. Hollanda'nın tamamı Avrupa seyahat haritasında kırmızıya çevrildi. Bir kasabada aşılananlar ücretsiz bira almaya başladılar. Kasaba sakinleri adlarının bu kampanyayla duyulmasına tepki gösterdi. Fransa ile İngiltere arasındaki balıkçılık krizi de sürüyor. İngiliz Jersey adası kara sularında avlanan çok sayıda Fransız balıkçının lisansını yenilemedi. Fransa da adanın elektriğini kesmekle tehdit etti. Fransız hükümeti misilleme yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Bakanı da İngiltere sadece güç dilinden anlıyor dedi. Bu arada Fransa Afrika'dan yağmalanan 26 sanat eserini de iade etti. Fransız müzelerinde yarısından çoğu sömürge döneminde gasp edilen 90 bin civarında Afrika sanat eseri olduğu biliniyor. İsviçre'deki vaka sayıları da %26 arttı. Ortalama 1300. Salgın özellikle 20 yaşın altındakilerde hızla yayılıyor. Ülkedeki çalışanların 3'te 1'inin ise 50 yaşın üstünde olduğu açıklandı. İşsizlik yaşlılarda daha düşük, gençlerde daha yüksek seviyede. Gerçi genç, yaşlı bunlar kişinin biyolojik yaşına da bakmıyor. Ne yaşlılar var, hayattan çok büyük zevk alıyorlar. Ne gençler var, bütün gün uyuyorlar, yatıyorlar, bilgisayar başından kalkmıyorlar. Bu hesapları aslında hep biz uyduruyoruz. Yıl, ay, gün, saat, bunların hepsi insanların icat ettiği şeyler. Neyin adına bir yıl dersek o bir yıl olur. Saati bulan insan, o anda saatin kaç olduğunu nereden biliyordu diye bir soru var. Tabii bilmiyordu. O sadece bir günü 24'e bölmüştü. Ve Orta Çağ'da şehirlerde birer tane güneş saati vardı. Herkese yetiyordu. 30 sene yaşayanlara da iyi yaşamış diyorlardı. Erkekler her an askere alınabilir, her an ölebilirlerdi. Kadınlar cadılıkla suçlanabilirlerdi. Cadıları yakıyorlardı. Cadı değilse yanar, cadıysa yanmaz diyorlardı. Sonuçta hepsi ölüyordu. Bir yerden bir yere gitmek, bir haber göndermek aylar sürüyordu. Şimdi uçağa biniyoruz. 3 saat sonra Türkiye'de iniyoruz. Bir mesaj atıyoruz. Saniyeler sonra cevap bekliyoruz. Gelmezse kızıyoruz. Artık hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Gerçi saatin kaç olduğundan ziyade geçen zamanı nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Her şeyin karşılığında onu veriyoruz çünkü. Hayatımızda sahip olduğumuz en değerli şey vakit. Sürekli azalıyor, ikamesi yok. Her şeyi yerine koyabiliriz ama geçen vakti geri getiremeyiz. Çalışıyoruz, saatlerimizi satıyoruz patronlara. O parayla gidip gereksiz pahalı bir telefon, gereksiz araba ya da elbise almak, ömrümüzü götürüp çöpe atmak gibidir. Goethe, vakit öldürmek diyor bu yüzden, intihar etmektir. Psikolog Hackland'ın eşi grip olmuştu, onunla ilgileniyordu. Birkaç dakikadan fazla yanından hiç ayrılmadı. Ama eşi, içeri gidip uzun süre gelmiyorsun diye kızdı ona. O da zamanın göreceliliği üzerine odaklandı. 60'lı yıllarda psikolojik saat fikri ortaya atıldı. Aynı zaman diliminde bazı insanlar vakit geçmiyor derken bazıları da ne çabuk bitti diye hayrete düşüyordu. Zaman görecelidir çünkü. Futbolu severseniz, takımınız da öndeyse 90 dakika 10 dakika gibi gelir. Sevgilisini bekleyen birine 10 dakika 90 dakika gibi. Nazım'ın muhteşem bir şiiri var. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez. Mikroskobik bir zaman. Bana sorarsanız
10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sen de bir iki hafta. Şimdi 10 yaşına bastı ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları rahat, geniş sağrılı birer kısrak oldular çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidandır, hala çocukturlar. Hoşçakalın.